Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala khayri halkı Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Azze ve Celle'nin yazgın takhirliğe razı degan dersimizde de onu yüzemiz. Bugün ki ingram sosyetemiz. Fazlul cu'i vel hirmani yevmel kıyama. Kıyamet günü de kişinin hayatta aç bugenliği ve bazı bir nesaradan mahrum bugenliğini faziletleri hususunda buladı. Allah Subhanehu ve Teala Bakara suresinde mahamet kıladı. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Takiplerine korku bilen, açlık bilen, mal-ı dünyadaki, nefsdeki ve meyve çevrelerdeki nuqson, kamchilik bilan imtihon qilamiz, balolaymiz va sabr bo'lgan bandalarga yaxshilik xabarini bering. Demak, inson mana shu boshiga keladigan mol-u dunyodagi kamchilik, o'zining nafsidagi kamchilik, tinchligidagi kamchilik yoki yeyish ichishidagi nuqsonni, kamchilikni bo'lishligi Alloh taolodan imtihon va mana shu kunda sabr qilgan bandalarga Alloh taolo bashoratlarni beradi. Mana Bişir ibn-i Haris radıyallahu anh aldıga bir kişi geldi de, ey Bişir dedi, dua kılın siz, salih kişisiniz, bize dua edici cevap olalım. Şimdi Bişir radıyallahu anh o ayette, eğer ayalıyız dedi, ayette bir gün sizge, un kamadıydı, yok kamadı, non kamadı dese, ana şu kemçileri yokken, kolizde beraber matata toplamayken bu siz, Kolizde bir az yine mablağ bunu ediyen olsa, mene şu halette dua kılayım. Çünkü siz mustarsız. Mustarını duası icaba, mene şu oğlumdaki sizi kıyan duayı, menikeden göre azrarla alabalardır. Biz bunu halette ne kılamız? Biz bunu halette elbette bittadan göre şikayet kılamız. Otamızga, onamızga, akamızga, ülkemizga. Şikayetini özünü egeziye kılatmıyoruz. Sahabalar radıyallahu anh'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den soruştu ki, Biz bazıda bu bazarlarda, köşelerde, yürgenimizde, dögyanlarda, bazı bir tağımlarda, köremizde iştahımız kozuydu. Lekin kurbanız yetmeyenden satıp alamıyoruz. Şu yetamazdan sabır kıyanlığımızla bizge savab buladı mı, bu muydu mu ya Resulullah? Işte. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etkiler ki, eğer bana şu sabrıyla acıramasaylar, başka hayırdan savab olasınlar. Şimdi bu şu fazilet bu aylarda nispeten verilmiydi. Çünkü bazarda ötük ederken, Yedi sikirde, kadırlar. Yedi almayken de de beni pulunu yapar yaptı. Yolu giden sabır kına yaptı. Var. Onca bu acil yok. Bu fakat kendi ağırlar gibi verirken fazilatı sabrına. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizge ağlı inamanı duyan kişi bana kendi yaşayın. Amr ibn-i Haris Ummul mu'minine Cüveyriye anamızı ülkeleri rivayet kıladı. Resulullah vefat kıldı. Vefat kıyan payeti de arkasından ne bir dinar ve ne bir dirhemini kaldırmadı. Biraz bir kul ve kibar bir çölünü kaldırmadı. Hiç nesi kaldırmadı. Fakat Allah yolda cihat kıyanından haçırını kaldırdı ve kural aslahasını kaldırdı. Ve az yine özü geçişken Ciğeri var idi, şu yerini miskin beçalarlarla sadaka kılıçlığını amir kıldı. Kendi hadis bizi hayatımızda cüdük öpüsü edilen bir cümlanı asarak düşünüşümüzde yardan verirdi oraya. Eskiden bir yapı var. Kança kaptı bana nakladıysa, sana ne dedi? Namaz kesip aladı. Buralar İslam, bizi hayatımızda düşünün miskin yüksekken eken ki Bizi hayatımızda başlayan, asarayan, atababalarımız İslam'dan süreç sünnet geçen eken ki, bu sözler, bu işleyen işlerimiz sünnetle gelirse çıkartıp oyun eken. Adli misal, başını kiyip, otur avukat eken de. Başını kiyip, hacathanı geçer. Esliyle kettelerin dışına kadar verir. Bana köp maruzalarda eşitliler, ana şu baş kiyimli, kiyişlik, insanda başlığı cin tirvalandıgan, cuvarlı toşlik de verdiğinde. Hacathanaga doyalan bosh kelma degani sunnati degan bu. Lekin urf odat qatorida o'rganib ketgan ekanmiz bu narsani. Yana bitta o'rinda ovqat yeganda boshingga kiyib o'tir deyiladi. Buni hikmatini bildi. Mana
İnsanın içine cin kirib alışı var. İnsan içine bir necasat kirib alsa, tırnağı, kıl, şimdi o şekilde nafak nasıl kirib alsa, kitaplarda gelirdi, cin insanın içine kirib alışı ki yol açılıp kalmadı. Ve insan bir nasıl katta korkup etkendik, içine cin kirib alışı halkı var deyilir. Elde başımızda doktikiye otursak, hatta halaçlar kıskanlarımız afat ilerken de başka romal oraya diyen olsa, şu kıl düşünüyordu mu? Hayır, bizde adli, adeti işler bu kadar, lakin aslı bu sünnet bu yani. Sedene ne alıyoruz? Sedene. Sedene sıkıdırandığımız için namusluğu verdiği kadar ki. Lakin sedene hakkında etirgen Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerinin cüzdü közünü eşittiğiyle. Atababalarımız bu sünnetçe şimdi emel kıyarken ki, bu sünnetli yesimizden çıkarttı da adet kadar kılırız. Şimdi kısık bunu bir ayı, sünnetli kılırız. Bazardan sedeneni alırken tarifte uyumuzga rozgar gel. Resulullah'ın sünnetini kılıyken de çıkarıyor. Şunda şifa olsa hayran olmayalım. Yani hatırlatken kaytanız. Bizi atababalarımız tamamı sünnet bu işi yaşayacak. Fakat bu nasıl sekin sekin ilimden uzaklaşkenlikimiz için ürfü adam katardı bu payı. Bu yüzük bir misal getiriş mümkün. Bana berekeni ketkizip berekeni ketkizip koyardı sanama degen söz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat kıldı dedi aşağınız. Bu İmam Buhari ve Müslim rivayeti. Ve üyümüzde hiç mesela hana diyeceğine değil. Fakat üyümüzü bir köydeki, hanamızı bir köydeki bir tahçede bir havuç diye arka kaldı. Resulullah öttü. Hali arkadan koy gününce yedim. Türüptü. Koy gününce yedim. Türüptü. 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 Ya çözülüp gitti. Lekin tüyemedi diye. Şimdi tercih geçirdim de bir ölçak görevçi de ölçak koydum. Yine tüyem kaldı. Ne mi düşündük? Hadi filagen antarı payını karar, kesinlikle yan başlatıp kança kaldık için değişiklik, bu bizge yaraşmıyor diye düşünürken. Bereke ne mi? Bereke kök buluşmaz. Bereke davamlı buluşu, uzakta yetişiyor. Bereke, şimdi bir nimetli bunu fakirler bilirdi. Bağlar da hamlası bile olmuyordu bu harekanı. Bir de yapan, bir de ketman, tut da bağlar. Yani tut da bağlar kim bu ya? Altı da sekiz de bu ya. Üylegen, cahilegen, okutgen, hemen kendiliğini kıyar. Bir de bağlam, öşü bitti teşerse, bitti arrası, öşü bağlam. Hem yok edeceğim. Bitti okuduğu için, mehtap okuduğu yani zaman yukarılarına göre ötelik mi hazır? Lakin atman gel, evli gibi ama bağlı çakasını okutgen, yedirgen, içirgen, ilerci alırgen. Ne mi? Şarafatı buna çıkıyor. Demek sana olmayarak mançal oldu bulun. Altı kat buna koydun mu? Sana olmayarak. Allah mehnet kıyattınız mı? Rızkınızda sabah boyunca işte af geliyattınız mı? Allah'a yetaşak verildi bir anı. Hadis-i Şakı'da şimdi geliyattı ki, şu sana geldiği sabah doldu mu ki? Ayşe anamızı şey, altın kolu dedi, her basıntı yok balışı dedi. Demek ki sana ne? Barakası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miskin, fakir yaşayan adı. Miskinliğin ana köyde bir hadiste okuyunuz. Subhanallah. Bir özümüzü, halatımızı üyeleriz. İmam-ı Tabarani rivayeti bir kişinin aldı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldı, bir kişi geldi de etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üyüge kirdi. Resulullah'ın üyüde dasturhanga koygan hiç nesi yok. Resulullah ne kadar buraya etken? Men kâne yu'minu billahi vel yevmil bil âhir fel yukrim zayfahu. Kim Allah'a ve kıyamet günü iman getirse mehmanını izzet ikram kısımda örgüt gelmiştir. Büyürgen. Yani şu Resulullah'ın üyüge kirgenle mehman hiç nesi yok yani. Şimdi ne makıldı? Ayşe anamız Urvatımlı Zubayr'a, özünü ciğerliğe, ay tabi ki, ciğerim dedi. Resulullah'ı yüde, aylar günler üç getirdi, kazan koymaz dedi. Kazan kaynatamak gibi dedi. Yani kadar efendimiz, kolu dişinize yolu giden kazan kaynatama gelmez. Resulullah'ı çeken, gazatları düşen, ganimanı beşlendirir, Resulullah'ı hakkı bulgen. Lakin takat var olgen. Boktur takatken. Hala dedi, kazan kaynatmasıyla kana kalıp kim görürdü derlerse iki de kara nakla bulandı. Asıl adı önemli. Su bulan, hurma alın. Su, hurma alın. Lakin Resulullah'da ansar koşunları vardı, birini içtikli vardı, birini sigili vardı. Şu sudan sağışıp bizge çıkarardı, Resulullah şundan dedi, bizge vererdi, özü içerdi dedi.
Agar Rasululloh dunyoda zohid bo'linglar, dunyoda musobaqa bo'linglar deb turib, dunyoda o'zi jamg'arganida qana bo'ladi? U zot amal qilgan, o'zi amal qilgan narsasini gapirgan. Shuning uchun sahobalarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bergan tarbiyasi haqiqiy bir foyda bergan. Mehmon keldi, yegan hech narsa yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Rofi rivoyat qildi bu hadisda. Mana shu Abu Rofi'ni aytdiki, borib anavi Haybardagi yahudlardan biror narsani nasiyaga olib keltiring dedi. Borib ayting, Muhammad alayhissalom sizdan shu bir nasiyaga Rajab oyigacha, ya'ni bir qancha muddatga o'sha bir oldingi yegulikni so'rayapti. Mashina, kiyim, ko'mir emas. Bugun mehmonga qo'yadigan narsani nasiyaga olyapti. Yo'qligida. Abu Rofi bordi yahudiy uyiga. Muhammad alayhissalom shunday shunday deb aytdi. Yo'q dedi. Buradan sonra jarovga qo'ysin, keyin beraman dedi. Rasululloh qarzga, nasiyaga so'rasa, yahudiylar bu. Jarovga nima qilib qo'ysin? Biz nima deymiz? Zalol deymiz. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga kelib, Abu Rofi aytdiki, "Ya Rasululloh, jarovga nima qilib qo'ysin?" deyapti dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Allohga qasamki, men dedi, yer ahlida ham, samo ahlida ham ishonchliman. Agar menga nasiyaga berganida yoki sotganida albatta qaytarar edim. Lekin jaro so'rabdimi? Yana savutini oling dedi. Jihodga ketib chiqadigan savutini qo'yib, jaroga, Rasululloh mehmoniga taomatga qo'yib. Qo'lida hech narsani yo'qligidan. Lekin eng baxtli hayot Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayoti bo'lgan. Eng shirin hayot Rasulullohning xonadonida bo'lgan. Chunki ular Allohning bergan taqdiriga rozi bo'lishgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qildi dedi sahobalar. Ana shu kiygan savuti yahudiyning qo'lida jarohga qolib ketgan, ajrata olmagan. Shuni mulohaza qilaylik. Jihodga ketib chiqadigan savutini Rasululloh jarohga qo'yapti. Qachon? Mehmon kelgandek oldin hech narsa qo'ya olmagan. Bu birodarlar kambag'allikka targ'ib qilish, dunyoda tarz qilish, kambag'al bo'linglar deyilayotgani yo'q bu yerda. Yo'q, boylikni yomonlash, kambag'allikni maqtashlik bo'lmayapti. Nimaga targ'ib bo'lyapti bu darslardan? Allohga bergan kuniga rozi bo'laylik degansaga targ'ib bo'lyapti. Nima bor bizda? Farzand bor, o'g'il bor, qiz bor, mashina bor, birday bor, birday yo'q. Ana shu qanday holatda bo'lishdan qat'i nazar rozi bo'lib yashaylik deymasiga targ'ib qilinyapti. Alloh taolo bir bandaning taqdirida faqir bo'ladi deb yozgan bo'lsa, o'zini o'tdan cho'qursin, faqirlikdan nariga o'ta olmaydi. Alloh taolo bir bandani boy bo'ladi degan bo'lsa, sochib sochib tashasin, boy bo'laveradi. Abdurrahmon ibn Abi roziyallohu anhu sochib tashavergan pullarini, lekin to'planib kelavergan. Alloh taqdiriga yozgan bu kishining boy bo'lishi deydi. Bizni bu darslardan olishimiz kerak bo'lgan xulosa shuki, qanaqa holatda bo'lsa ham rozi bo'laveraylik. Chunki bizdan Minglagan chandon yaxshi bo'lgan sahobalar faqirona hayotda yashagan, rozi bo'lgan. Bizni tinglab bo'lmaydigan ulug' zotga, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dunyo qo'liga oqib ketsa ham faqirlikni ixtiyor qilavergan. Rozi bo'lgan kuniga. Bizda ayni shu narsa yo'q. Bizda rozilik yo'q. Qo'lida bor odamda ham, qo'lida yo'q odamda ham. Muttafaq alayhi degan hadisda Buxoriy va Muslim rivoyati. Rasulullah